İzmir'deki mitinginde o sayının azlığı sosyal medyada konuşuldu. Bir de bir saat ertelendi iddiaları vardı. Neler söyleyeceksin? Özellikle Ramazan'ın son haftası ve bayramla beraber muhalefette ciddi bir toparlanma ve çok atak bir manzara oluştu. O ana kadar daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu meydanlarda görüyorduk. Ama özellikle Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sahnede yerini almasıyla beraber Millet İttifakı'nın İstanbul'dan Kars'a, Trabzon'dan Adana'ya varıncaya kadar hemen hemen her yerde meydanları dalgalandırdığını gördük. Aslında muhalefetin uzun zamandır aradığı, görmek istediği o performans şimdi ortaya çıkmış oldu. O enerji, o heyecan şimdi ortaya çıkmış oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun mitinglerinde bu çok göze çarpıyor. Normalde bir belediye başkanının yaptığı mitingler bu kadar taraftar bulmayabilir, bu kadar insanı toplamayabilir. Doğaldır da bu. Nihayet AK Parti'nin de kendi kitlesi açısından işte önem arz eden bakanları, belediye başkanları var. Onlar kendi şehirlerinde ve kendi ilçelerinde miting yapsalar o kalabalığı toplayamazlar. Fakat Ekrem İmamoğlu belki birinci kez gittiği şehirde bile, daha geçen gün Alanya'daydı mesela. Alanya'da elbette ki orada CHP örgütünün büyük katkısı vardır. Ancak sadece parti örgütlerinin toplaması yetmez. Orada toplumun önemli bir bölümünde heyecan uyandırdığı için göz alabildiğine büyük bir kalabalık toplanıyor. Keza Mansur Yavaş bazen tek, bazen Meral Akşener'le beraber, zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber katıldığı mitinglerde özellikle İç Anadolu bölgesinde etkili oluyor. Bu Erdoğan hasta olduğunda kitle toplayamayan, heyecanı kaçan, sönümlenen AK Parti karşısında muhalefetin hem Cumhurbaşkanı adayı hem en önemli figürleri ve belediye başkanlarıyla aynı anda 4-5 yerde birden sahaya çıkması anlamına geliyor. Bu tabii muhalefet lehine, iktidar aleyhine farkın açıldığını da, kitlesellik bakımından, coşku bakımından, heyecan bakımından bir fark doğduğuna da işaret ediyor. Şimdi mesela Erdoğan'ın gitmediği, bakanlarını gönderdiği kapalı spor salonu toplantılarında ya da açık hava mitinglerinde iktidar aleyhine dramatik manzaralar çıkıyor. Bir aşamadan sonra iktidar Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantıları yapmayabilir bile. Çünkü yani ortaya çıkan sonuç onlar açısından büyük bir hayal kırıklığı. Aynı yeri az önce Deniz söyledi. Yani bir bak, onun en şöhretli bakanı gidiyor. Onun topladığı kalabalığın 4 katını, 5 katını Ekrem İmamoğlu'ya da Mansur Yavaş topluyor. Şimdi dolayısıyla bu elbette ki sahaya yansıyor. Yani muhalefet bayramdan sonra hızla, bütün ağırlıklarıyla, bütün gücüyle, üstelik dezavantajlara rağmen bu arada, yurdun her tarafını ayağına atıyor. Şimdi dezavantajlar da şu. Mesela bugün işte Ankara'da AK Parti mitingi var. Daha şimdi o çevredeki bütün Mansur Yavaş ve Millet İttifakı afişleri sökülmüş. Kim söküyor kardeşim? Hangi yetkiyle söküyor bunu? Keza Ankara'daki bütün AK Partili belediyelerin işçilerine, CHP'liler de dahil, başka partilere oy veren İYİ Partililer, şu partiler, bu partiler, hepsine talimat gitmiş. Mitinge gideceksiniz, mitingine de yoklama yapılacak. Şimdi bir yanı böyle. Diğer tarafı, bütün camiler adeta Erdoğan'ın o sevdiği şiirdeki ifadeyle kışlaya dönmüş durumda. Camilerin, köy camilerinin minarelerinden köylülere mitinge katılım anonsları yapılıyor ve gidecekleri için servis kaldırılıyor. Bir de yalan içeriyor. Ben geçen gün tanık oldum. Kars'ın Selim ilçesi. Orada da olmuştu. Köylerinde evet. Yani videosu var bende. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı gelecek diye anons yapıyor ama Cumhurbaşkanı olduğunu unutmuş. Başbakanımız Tayyip Erdoğan gelecek diyor. Halbuki Tayyip Erdoğan o sırada hasta ve diğer programlarına da katılmamış. Yani Akkuyu'ya katılmamış. Yozgat'ta da öyle. Yozgat'ta da. Buna rağmen Başbakanımız işte Selim'e gelecek diye insanlara anons yapıyorlar. Gitmek isteyenler, işte arabalar kalkacak. Ya dedim hani Kars olsa neyse de Selim'e Cumhurbaşkanı zaten gitmez. Hani Kars'ı büyük ihtimalle şöyle bir şey olmuş. Milletvekilleri ve bir bakan gitmiş. Şehir merkezinde bir toplantı yapacaklar ve millete Selim'e gideceğiz diyorlar ama
Aslında arabalara bindirdikten sonra Kars'a sürecekler. Geri dönme şansı da kalmayacak. Ve böylece hani köylüleri ister istemez kendi biraz zorla Selim'e gitmek isterken Kars'a giderek o toplantılara katılma durumu oluyor. Yani dün İzmir mitinginde de benzer bir haber dolaşıyordu. Bir imama cemaati toplayın şeklinde talimat gitmiş. Ya zaten imam da ben cemaatimle bu türden bir siyasi gerilime girmem diye reddetmiş. Evet. Helal olsun. Helal olsun. Ya zaten ben şunu gördüm. Artık buralarda cemaati toplayamadıkları için cemaatin toplandığı yerleri miting alanına çeviriyorlar. Evet. Ben bu son İstanbul'daki cami avlusunda yaptığı toplantıyı da ona bağlıyorum. Yani doğru. Oradaki o cuma cemaatini dışarıya miting alanlarına çekemedikleri için cuma cemaatinin olduğu yere kürsü koyuyorlar ve oradan siyasi konuşmalar yapıyorlar. Bir de yani en üzücüsü de beni bir insan olarak gerçekten üzen mesele de orada cami avlusunda yalan söylüyorlar. Yuhalatıyorlar. Yuh yetmez diyor. Evet. Yuh yani yetmez dedi. Eskiden evet. Siyasetçiler, izleyiciler yuh çektiğinde ya yapmayın falan derlerdi. O burada Cumhurbaşkanı yuh durun yuh yetmez falan diyor. Biz daha onu işte gömeceğiz vesaire falan diyor. Ama en önemlisi de mesela orada dedi ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacaklar. Evet. Yani bunu muhalefetten kim söylemiş, nerede söylemiş, böyle bir şey yok. Tam tersine Atatürk'ün kurduğu bir kurumu CHP ya da herhangi biri kapatabilir mi? Dün akşam Kılıçdaroğlu zaten bu yanıtı verdi. Biz kurduk, kurduğumuz şeyi kendimiz neden kapatalım dedi. Apo'yu çıkaracaklarına gidiyoruz zaten yani. Diyanet'i kapatacaklar, LGBT evlilik getirecekler. Efendim Apo'yu çıkaracaklar. Daha beteri İçişleri Bakanı hayvanlarla... Tabii hayvanlarla insanlar evlenecek. ...falan gibi şeyler söylemeye başladı ki... Yani bunun hem işte dini ortamlarda yalan söylemek bir tuhaf, hem dini ortamların siyaset alanı arenası olarak kullanılması bir tuhaf. Gittikçe kötüleşiyor. Hükümetin ilan ettiği seçim tarihini, darbe tarihini nitelemek de zaten başlı başına. Onların hepsini konuşacağız. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Az önce cami imamını açarken ona bir ek yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanının 14-18 Mart'tan bugüne yaptığı 24 tane, özür dilerim, 18 etkinliğin tamamı açılış, kamu kurum ve kuruluşlarının temel atma ve benzeri faaliyetleri adı altında yapılan mitingler. Ve bu mitinglerin finansmanı kamu tarafından karşılanıyor. Örneğin Sultanahmet Camisi'ndeki miting değil mi? Orası vaktinde restorasyon henüz bitmeden açıldı ve oranın masrafı Diyanet İşleri Başkanı tarafından açılıyor. Zonguldak mitingi. Zonguldak mitingi Enerji Bakanlığı tarafından masrafları karşılanan bir miting. Keza Hatay'da, Malatya'daki miting örneğin. Malatya'daki yine Malatya'da Enerji Bakanlığı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın masrafını karşıladı bir miting. Hatay'da müteahhitler karşılıyor aslında bakanlık. Ama müteahhitlere resmen salma salıyorlar. Sen bu ihaleyi aldın, bu kadar para kazanacaksın. Şu mitingin masraflarını karşıladı. Pilav dönerini de sen ver. Tabii. Bir gün önceden de orada kameralara yansıyacak olan vatandaşlar toplanıyor. Mesela kadına. Onlar da otobüslerle belediye dönüyor. Hayır, kadına şunları diyeceksin diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla karşılaşacaksın. Karşılaşma sırasında şunları diyeceksin diye de bir saat falan hazırlık yapıyorlar. Yani bunu öyle tahminen söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Şöyle bir yani şey daha var için. Orada mesela. En dramatiği de Maraş ve Hatay'daki durum. Çünkü Hatay ve iki mitingin masrafını Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD karşılamış. Yani insan diyor ki yani hiç mi utanç hissi kalmadı? O AFAD ki depremin ilk 48 saatinde arama kurtarma ekibi bulamadığı için 48 saat boyunca imdat diyerek ve yardım gelmediği için can çekişerek ölenleri kurtaramadı. Ya senin zaten bütçen varsa, senin zaten bir avuç paran varsa onunla arama kurtarma ekibi kur. Onunla ilk yardım ekibi oluştur. Onunla git Hatay'da sulak arazi üzerine kurduğun ve yıkılan binanı orar. Deprem araştırma konusunda da bunlara yer verildi zaten. Ve sen bunlara ayırman gereken bütçeni götürüyorsun, Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyasına harcıyorsun. Bunlar da siyasi miting oluyor ve o mitinglerin her birinde, kamu bir tarafından kaçtığın her bir mitingde muhalefet hakkında yalanlar söyleniyor. İftiralar atılıyor, ağza alınmayacak. Bazılarının hafsalamızın almadığı yalanlar söyleniyor.